Senin mi bu? Tamam. Sağ ol, sağ ol. Gel. Sigortalıyorlar, sigortalıyorlar. O tarafı. Ha, o ağır. Önüne geç, önüne. Ne oluyor ki? Şimdi bunlar sigortalıyorlar bu düveleri. Yani aynı araba sigortalar gibi. Yani başına bir şey geldiği zaman sigorta onların şeyini ödüyor. Malın değeri ne kadarsa o kadar ödüyor. Ama tabii sigortalama karşılığında da belli bir ücret veriyorsun. Adam seni arıyorlar. Yapma ya. Yok ya, yapıyorlar geç ya. Bulunmuş olsun. Anlıyız. Bak ben aldığına sen. Oğul. Fatmenge. Gülen nene de. Gülen nene. Köyümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle siz tanıyabilir miyiz? Kimiz, burada ne iş yapıyoruz? Biraz bilgi edinebilir miyiz? Tabii ki. Ben de Tener'e Kirpazlı Korkmaz. Artık burada kendi özel kliniğim var. Tarsim hayvan sağlığı eksperiyim. İşte burada Erol Bey'in sigortalanacak olan hayvanlarla ilgili tespite geldik. Evet. Bu sigorta hangi alanları kapsıyor? Mesela hayvan... Hayvanlarda her türlü zayiat durumunu karşılıyor. Artı yavru, hastalık, ölüm falan. Yani hastalıklarda tedavi ücretlerini falan karşılamıyor. İlaçlar karşılamıyor ama hayvan sahibinin yaptığı zararı karşılıyor. Evet. Hayvan sahibinin yaptığı zararı. Nasıl söyleyeyim? Hayvan diyelim bir hastalığa yakalandı. Tedavi uygulandı. Ama tedaviden netice alınamadı. Hayvan kesilmesi gerekiyor. Evet. Orada işte sigorta bilgi vererek hayvan kesilir. Ondan sonra hayvan sahibi zararı karşılanır. Ondan sonra dediğim yavru attı. Hayvan gebeliğin 7. ayında yavru attı. Yavru parası verilir. Evet. Ondan sonra ne diyeyim? Hayvan öldü, çalındı, düştü. Ayı yedi, kurt yedi. Oldu bu oldu. Her türlü zayiat durumunu karşılıyor. Evet. Ama karşılamada bir iki tane hastalık vardır. Şap karşılamıyor. Evet. Tabak dediğimiz hastalığı karşılamıyor. Evet. Onun dışında hemen bütün hastalıklar kapsıyor. Evet. Artı bu tarsim şeydir. Yani hayvan sahibinin faydasına olan bir şeydir. Çünkü bu yarı özel yazı devlet bir sigorta sistemidir. Dünyada şu anda iki ülkede uygulanıyor diye biliyorum. Evet. Şimdi bu normal klasik sigortalardan farklıdır. Klasik sigortalardan farklı şudur. Normal sigortalarda, hayvan sigortalarda, eskiden sigortalar para vermemek için uğraşırdı. Yani en ufak bir şeyi bahane yaparlardı. Evet. Ben öyle biliyorum ki hayvan sahibi ahıra fare girişini engellemediği için hayvan sahibine parayı vermezdi. Yani bugün farenin girmediği ahır yoktur. Evet. Ama bu sigorta sistemi öyle değildi. Ama yeter ki hayvan sahibi mağdur olsun. İşin içine üçkağıtçı girdi mi mesele savcılık olur. Ama yeter ki hayvan sahibi mağdur olsun. Her arkada parasını alır yani. Evet. Her arkada parasını alır. O yüzden vatandaş için çok uygundur ve güzel bir gelişmedir. Artı sigorta priminin yarısı da devlet ödüyor bu tarsimde. Evet. Yani primin tamamını çiftçi ödüyor. Artık öyle de bir faydası da var yani. Ardanış'ta bu sistem ne kadar gelişmiş? Türkiye'de bu sistem yaklaşık 4 yıldır var. Hızla gelişiyor yani. Evet. Şöyle söyleyeyim. Bir köyden diyelim bir hayvan sigortalandı. O yıl diyelim o hayvan sahibi bu işten hani bir zayiat durumu oldu. Sigortadan parasını aldığı zaman köylüsü veya başka köylü o hayvan sahibinin parasını aldığını görünce kendisi de talepte bulunuyor. Böyle hızlı bir şekilde yayılıyor. Evet. Türkiye için çok güzel bir sistem. Hayvan sahipleri için güzel bir sistem. Evet. Erol Kurt bu anlamda bu köyde ilk galiba. Yok.
Üçüncü. Üçüncü mü? Bir kişi daha yapmıştı. Cengiz Doğan'dan biliyor musun Sedat? Evet. Ben geçen kış gelmiştim. Bir kişi daha yapmıştı. Cengiz Doğan aşağıda. Cami yanındaydık da bilmiyorum Cem tam olarak. Evet. Çok teşekkür ederim. Siz vaktinizi aldım. Verdiğiniz bilgi için. Şimdi Erol Kurt'la konuşalım biraz. Erol aynı zamanda benim arkadaşım tabii. Erol, bu fikir nereden aklına geldi? Bu yeni bir sistem. Yani öncelikle böyle topluca hayvancılık, yeni modern bir şey. Biraz bilgi verir misin? Şimdi benim yapacak başka bir işim olmadığı için bu hayvancılık şeyini de seviyorum. Hayvancılık şeyinde bankaya 7 yıllık yatırım kredisi olarak başvurdum. Bu yatırım kredisini faydalanmak istiyorum. Müdür beni dedi, tamam dedi, yönlendirdi. Gerekli evraklarımı hazırladım. Ziraat Bankası müdürü. Ziraat Bankası müdürü. Evet. Gerekli evrakları hazırladım. Ondan sonra kredimi aldım, hayvanlarımı getirdim. Dedi ki bu 7 yıl boyunca bu hayvanlar sigortalı olacak. Evet. Aynı zamanda kendi sigortamda, özel sağlık sigortamda. Evet. Devam edecek. Banka tarafından yapılıyor bunlar. Evet. Hayvanlar şeyini 7 yıl boyunca sigortasını yapmak zorundayım. Evet. Şimdi biraz da hayvanlar konusunda bilgi verir misin? Bunlar hangi cinstir, kaç yaşındadır, ne zaman yavru yapacaklar? Bunların yaş şeyi 2 yaşında. 2 yaşın üstünde olanlar da, yeni geçenler de var. 2 yaşına girecekler de var. Evet. Şu andaki yaş şeyi. Hepsi gebedir. 15 tanesi de gebedir. 15'i de gebedir. Evet. Bunlar montofon melezi, içerisinde simental melezi de karışım. Evet. Ama montofon melezi olarak istiyoruz. Evet. Şeyi. Önceki yıllarda köyümüze getirilen Hollanda tipi ineklerin de hayvanların uyum sağlayamadıklarını gördük. Bunların bir uyum sorunu var mı? Alıştılar mı bunların, bu şartlara? Bunların uyum sorunu olmaz çünkü biz bunları batıdan getirmedik, doğudan aldık bu hayvanları. Evet. Doğudan aldığımız için, mesela Ardahan ilinden aldım ben bu hayvanları. Bizim Artvin'le Ardahan şeyi, iklim şeyi yaklaşık aynıdır. Hiçbir sorun yok. Şu anda hiçbir sorun yok şu ana kadar. Peki bu işi yapmak isteyenlere, hemşehrilerimize, köylerimize ne gibi tavsiyeleriniz olabilir? Yapmak isteyenler gelsinler, yapalım. Evet. Elimizden geleni yardımcı oluruz herkese. Yani, evet. Yeter ki bu işe aves etsinler, gelsinler. Milletimiz, toplum faydalansın. Evet. Sadece bir kendimiz faydalanması için değil. Evet. Toplum adına gelmelerini isteriz. Evet. Şimdi bir de bunlar doğurduktan sonra Allah nasip ederse bu 15 tane ineğin ürünlerini, sütünün değerlendirmesi var. Yani burada bir zorluk yaşayacak mısın yoksa hazırlıklı mısın buna? Yani modern, çünkü bir tesislerimiz yok burada. Süt entegre tesisleri falan. Modern tesisimiz yok. Ama bizim köylü usulü diyelim ona, peynir yağını değerlendireceğim. Elbette değerlendireceğim. Peynir yaptığım zaman kendi köyümüzde bunu şeye çevirebiliyoruz. Evet. Paraya çevirebiliyoruz. Yağını paraya çevirebiliyoruz. Hayvan saklamayan insanlarımız çok köyde geliyorlar. Evet. Yazın geliyorlar, kışın gidiyorlar. Evet. Onlardan bunu değerlendirebiliyoruz. Çarşıya indirip orada değerlendiriyoruz. Evet. Evet. Son olarak bir sorum olacak. Şimdi sen, biliyoruz ki Batı'da da çalıştın, maaşlı olarak da çalıştın. Evet. Şimdi de kendi işini kurdun diyelim burada. Evet, evet. Yani hala orada çalışanlar var. Çok cüzi miktarlarda, çok zor şartlarda çalışanlar var. Çok iyi işlerde çalışanlar da var. Bu bir alternatif midir ona? Bir kıyaslama yaparsak nedir, nasıldır? Yani buna, kendi işin sahibi olmanın avantajları veya dezavantajları nelerdir? Bunun avantajı, bence bunu gelsinler orada 650 bin liraya çalışana kadar kendi işinde çalışsın. Babasının tarlasında çalışsın. Patatesini, fasulyesini, mısırını eksin. O tarladan geldiği zaman 4 tane dana, 4-5 tane yapsın, 10 tane yapsın, 20 tane yapsın ama en az 5 tane inek sakladığı zaman ondan faydasını görecek. O maaştan 5 tane inek daha fazla. Yıllık kazancından fazlasını alacağını. Evet, çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için. Evet.